Selamun aleyküm kardeşlerim. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a ziyarette bulunan Erdoğan, Kıbrıs dönüşü basına kapalı olarak Maraş açılımı, Atina-Ankara ilişkileri, Kıbrıs'taki sorunun çözümüne ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarından biri ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hedef alıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bağlı bir oluşumla görüşmesi var. Dışişleri Bakanlığı da bununla ilgili bir kınama yayımladı. Bu konudaki görüşleriniz nedir sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Alıştık artık. Macron benimle hem iyi geçinmek istiyor, artık birbirimize böyle yüklenmeyelim diyor. Ama öbür taraftan da aradan birkaç gün geçiyor, işte PKK'nın, YPG'nin bu tür uzantılarıyla el ele adım atıyorlar. Kaldı ki şu anda zaten bunlar koalisyon güçlerinde Amerika ile beraberler. Amerika ile beraber koalisyon güçlerinde beraber oldukları için de oradan sızma hareketiyle özellikle Irak'tan Suriye tarafına geçiyorlar. Suriye tarafına geçmek suretiyle burada teröristlere ciddi manada destek veriyorlar. En son Amerikalılarla yaptığımız bir görüşmede de onu kendilerine söyledik. Böyle böyle söylüyorsunuz ve bütün bunlara rağmen gerek Obama, gerek Trump döneminde binlerce tır araç, gereç, silah, mühimmatı Suriye'ye taşıdınız. Irak'ta zaten vardı. Çok enteresandır, Trump'la Hamburg'da bir G20 toplantısında görüşme yaptık. O zamanlar 1200 tır ve kamyon gelmişti. Dedim ki, bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz, öbür taraftan da bu kadar tır Suriye'ye girmiş vaziyette. En çok güvendiklerinden bir tanesini çağırdı, nedir bu hal diye sordu. Bak bu kadar tır silah gitmiş dedim. İnanır mısınız? En ufak bir hayır filan diye bir şey yok. Dedim hayır diyemez çünkü bizim elimizde belgeler var. Eğer vakti el verirse onu gönderin veyahut Dışişleri Bakanınız Türkiye'ye geldiğinde biz de kendisine bunların hepsini belgelerle gösterebiliriz. Bir ara ben o belgelerle sunum da yaptım bunlara. Fakat bunların hiçbirisi ne belgeye inanır ne bilgiye. Bunda da yine aynı durumla karşı karşıya kaldık. Kendilerine şunu söyledim. Bakın böyle böyle diyorsunuz ama daha yeni şu anda Irak'ta da Suriye'de de maalesef terör örgütüne ciddi manada silah gönderiyorsunuz. Bizim haberimiz olur. Çünkü terörle mücadeleyi veren biziz. Sizin de haberiniz var. Çünkü işin başında sizsiniz dedim. Ses yok. Türkiye gibi bir ülkenin bunlardan haberi olmayacağını zannediyorlar. Ama biz bunların bütün olanını bitenini, her şeyini biliyoruz ve üzerlerine gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Erdoğan, Macron'la ilgili bunları söyledi. Bir de Kıbrıs sorunuyla ilgili konuştu. Erdoğan şöyle devam etti. Aslında buraya nereden geldik derseniz, Brüksel'de biz Miçotakis'te bir görüşme yaptık malum. Miçotakis'te yaptığımız görüşmede kendisine de dedim ki, bundan sonra üçüncü ülkeyi, dördüncü ülkeyi aramıza koymanın anlamı yok. Yani Yunanistan ve Türkiye var. Senin bir danışmanın var, benim bir danışmanım var. Biz sadece danışmanlarımızı devreye sokalım. Onlar kendi aralarında görüşmeleri yapsınlar. Bize neticeyi getirsinler. Ondan sonra da biz görüşmemizi yapıp işi neticeye bağlayalım. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Anlaştık mı? Anlaştık. Şurada daha bir ay olmadı. Bizim buradaki görüşmemizden sonra sen hemen kalk, Amerika'da ne kadar Türkiye düşmanı varsa onları yanına topla. Onlarla beraber güya bize meydan okuma yoluna gitmiş. Bu yıl iyi geçecek diye de öbür taraftan yine mesajlar veriyor. Şimdi Güney'in garantörü o. Kuzey'in garantörü de biziz. İngiltere kimin garantörü belli değil. Şimdi böyle bir durum içinde bizim çok çok dikkatli ve hassas olmamız lazım. İşte Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Gelin beraberce oturalım, bir konferans düzenleyelim. Teklifimize de hala olumlu cevap vermediler. Bundan da sürekli kaçıyorlar. Tablo bu. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ndeki temsiliyetten sonra Kıbrıs Rum kesiminin adanın tek sahibiymiş gibi NATO'ya üye yapılmasını ihtimal dahilinde görüyor musunuz? Eğer böyle bir gelişme olursa Türkiye'nin buna vereceği cevap ne olur sorusuna? NATO'nun kendi sözleşmesine baktığımız zaman burada bizim olumlu bir cevap vermediğimiz sürece bir defa Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir. Bunu Yunanistan için yaptılar ama şu anda böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü artık Yunanistan'ın NATO'ya üye yaptıkları zamanki gibi bir hükümet yok Türkiye'de. Şimdi biz varız. Biz olduğumuz için de hele hele Güney Kıbrıs'ı asla ve kata sokamazlar. Alamazlar. Burada Türkiye'yi bypass etmeleri mümkün olmadığına göre Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir. Biz Kıbrıs davasına başından beri sahip çıkıyoruz. Rahmetli Ecevit o zamanın başbakanıydı. Ama başbakan yardımcısı olarak da merhum Erbakan vardı malum. Ben de tabii o zamanlar partimizin içinde aktif bir görevdeydim ve süreci iyi biliyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bu ziyarete, bu kutlamaya örneğin Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi. Ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İyi Parti genel başkanları da davet edildi ama maalesef onlar da gelmedi. Öbür taraftan HDP tabii ki davet edilmedi. Çünkü onların millilik diye bir derdi yok. Öyle sayısal duruma da bakılmadı. Sayın Mustafa Desteci de davet edildi. Özellikle Erbakan hocamız sebebiyle oğlu Fatih Bey davet edildi. Hakeza Oğuzhan Bey o dönemin içinde aktif rol oynadığı için o da davet edildi. Sayın Önder Aksakal, merhum Ecevit'in şu andaki adeta vekili konumunda kabul edilerek o da davet edildi. Sağ olsunlar geldiler. Ben maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar kimler olsun dediklerinde aynı hassasiyeti göstererek yeter ki milli ve yerli bir duruş varsa, değerlerimize karşı düşmanlık duygusu yoksa kesinlikle biz onlarla beraber oluruz, onlarla beraber yola devam ederiz. Sağ olsun zaten Cumhur İttifakı olarak da Sayın Devlet Bey'le bu konularda her zaman görüşmemizi yaparız. O da bu tür hassasiyetlere değer veren bir insan olarak bizimle beraber. Burada da yine birlikte olduk, programlarımızı birlikte icra ettik. Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını anımsatan Erdoğan, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın birinci gününde burada yaptığımız açılışların Kuzey Kıbrıs halkına yeni bir heyecan, yeni bir aşk getirmesini temenni ediyorum. 20 yıl öncesinin Kuzey Kıbrıs'ıyla bugününün Kuzey Kıbrıs'ı mukayese edilemeyecek derecede değişmiştir. Altyapısıyla, üst yapısıyla gelişmiştir. Hamdolsun bunları başardık. Bizden önceki iktidarlar bunları maalesef başaramadılar. Böyle bir dertleri de yoktu zaten. Ama bizim derdimiz vardı, ifadelerini kullandı. Türkiye'de kendileri için neyi dert edinmişlerse aynısını Kıbrıs'ta da dert edindiklerini ve adımlarını da buna göre attıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti. Tabii buralarda bize hep bazı bariyerler oluşturuldu. Bu bariyerler sebebiyle de burada atılması gereken adımlar gecikti. Düşünün, susuzluğa talim edilen bir Kuzey Kıbrıs vardı. Şimdi Türkiye'den buraya deniz altından su getiriyoruz. Ve biz bir meydan okuma da yapmıyoruz. Güney Kıbrıs'a diyoruz ki, isterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız. İsteyemediler. Şu anda hala tankerlerle Yunanistan'dan güneye su getiriyorlar. Tabii biz bunların hepsini elhamdülillah açtık. Birlik, kardeşlik ve dostluk hislerinin hakim olduğu mübarek bayram günlerinin manevi iklimini Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmış olduk. Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğimizi de en üst düzeyde sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la kapsamlı görüşmeler yaptıklarını, Başbakan Ersan Saner ve bakanlarla da bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, Milli Kıbrıs davası, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı artıracak adımların bu görüşmelerde ele alındığını, işbirliğinin farklı boyutlarını yansıtan projelerin açılış ve tanıtım törenlerinin yapıldığını bildirdi. Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçirdik diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini açılım konusunda ortaya koydukları dirayetli duruş ve bu kapsamda aldıkları karar için bir kez daha tebrik etti.